Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CPay isimli elektronik para kuruluşunu tanıtacağım. Bu CPay elektronik para kuruluşu önceden de vardı. Ama son zamanlarda çıkaracağı CPay karttan dolayı video çekmeye gereği duydum. Şu an CPay kart çıkmadı. Zaten çıkarsa ben CPay kartın kutu açılımı ve inceleme videosunu da çekeceğim. Şimdi öncelikle CPay nedir? Elektronik para kuruluştur. Yani papara gibi düşünebilirsiniz. Kartlar kısmına geldiğimizde burada işte sanal kart oluşturabiliyorsunuz. Ama fiziksel kart şu an çıkmadı. Yakın zamanda çıkabilir. Yani umarım CPay kart çıkar. Ve yani Papara gibi, Paycell gibi keşmek özellikleriyle gelir. ATM anlaşması vesaire olur. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesine baktığımızda 22. sırada CPay elektronik para ve ödeme hizmetleri AŞ diye bir şirket var. İşte bu CPay olmuş oluyor. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından da bilinen bir kuruluş. Yani uygulamada pek bir özellik yok. Yani kampanya vesaire yok. Çünkü hani pek müşterisi olmayan bir elektronik para kuruluşu. QR kodu kısmına tıkladığımızda da cüzdan QR kodu oluştur. Metropol kart ile de QR ile para gönder, QR ile para iste, QR ile ödeme yap seçenekleri çıkıyor. Yani şu an uygulamanın pek bir özelliği yok. Yani diğer ön ödemeli kart kuruluşları gibi, elektronik para kuruluşları gibi daha doğrusu. 1250 TL limiti var anonim hesaplarda. Ama diyorsunuz ki hesabınızı doğrulamak istiyorsunuz. Banka hesabınızdan Cpay cüzdanınıza para transferi yaparak hesap seviyenizi doğrulanmış hesaba yükseltebilirsiniz diyor. 50.000 TL yükseliyor limitler. Bu arada bu da Cpay kart. Daha çıkmadı. Yani bireysel müşterilerin sunu, sunulmadı yani. Kullanıma sunulmadı daha doğrusu. Cpay kart çok güzel gözüküyor. Bu arada ben de her kartı beğeniyorum. Beğenmediğim kartlar da var. Ama dikey kartların çoğu güzel oluyor. Çünkü kabartmasız kart numarası arkada yazıyor, ön tarafta sadece kartın markası yazıyor, Mastercard veya Visa logosu var, temas özelliği var. Çok güzel gözüküyor yani. Hani bunu herhangi bir kart kuruluşu da yapsa, kart kuruluşu derken yani bu Avusturya kart, E kart, Plus karttan bahsetmiyorum. Öne demeli kart veya bank kartı kuruluşundan bahsediyorum. Hani İş Bankası yaptı bunu çok güzel oldu. Garanti Bankası Galatasaraylı kartlarına var sadece şu anlık. Akbank yaptı yine çok güzel oldu. Akbank'ın banka kartı da çok güzel. Yani umarım Garanti Bankası da banka kartlarına getirir. Neyse arkadaşlar videoyu uzun tutmayacağım. Görüşmek üzere.